Efendim saatlerimiz 13.43'ü gösteriyor. Dijital Hayat TV Genel Koordinatörü Sayın Bilal Eren stüdyo telefon hattımızda. Bilal Bey merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Sağ olun. Hareketli bir gündem var. Size aktaracağım. Hemen bekliyoruz. Buyurun. Bir virüs uyarısı var. Dinleyicilerimiz de çok ilgisini çekecektir. Hı hı. Bir virüs şirketi açıklama yaptı dün. En çok virüs nereden kaynaklanıyor, nereden geliyor diyor. Facebook üzerinden geliyor. Allah Allah. Evet, Facebook üzerinden günde 28 bin, Twitter üzerinden günde 10 bin virüs uyarısı alınıyor. Kullanıcılara bulaşıyor ve zarar veriyor. Bu bir başka ifadeyle virüslerin kötü amaçlı yazılımı %73'ü Facebook'tan geliyor. Bu neden diye böyle detaylara doğru baktığımızda, hı hı, Facebook kullanıcıları biliyorsunuz Twitter kullanıcılarına göre çok daha fazla profil, evet, oluşturabiliyorlar ve detay yazabiliyorlar bu profillerine. Ev adresi, posta adresi, fotoğraflar, işte mevcut lokasyonlarımızı yazabiliyoruz. Kredi kartımızı yükleyip orada oyun alıyoruz, reklam veriyoruz gibi birçok böyle kişisel bilgiyi Facebook üzerine yüklediğimiz için Facebook saldırılara çok açık ve günde 28 bin ortalamayla kullanıcılar saldırıya maruz kalıyorlarmış. Buradan da dinleyicilerimize uyarıda bulunalım. Peki ne yapmaları lazım Facebook kullanıcılarının? Kişisel bilgilerini çok daha az kullanmaları koymaları lazım ve kontrollü koymaları lazım. Özellikle kredi kartı, lokasyon bilgisi, adres, telefon gibi bilgileri koymamaları lazım. Koyuyorlarsa da şifresini sık sık değiştirmeleri lazım. Ve bu şifre biraz komplike olması lazım. Yani Facebook şifresini değil mi? Evet. Komple harflerden, sayılardan, belki işaretleme dilinden, ünlem işareti olur, soru işareti. Böyle komplike bir şifre. Hani 1, 2, 3, 4, 5 veya soyadımız gibi şifreleme değil. Bize kim ne yapar demeden bu şeye dikkat etmek lazım. Bu ara Facebook'tan çok virüs geldiği uyarısı yapıldı. İkinci haberimiz bir sağlık haberi. Doktor Sabri Yurdakul, bu konularda çalışan bir doktor, teknostres depresyona sokuyor diye bir açıklama yaptı. Gerçi hayatımızdan da, haberi okuduğumuzda hayatımızdan da örneklerle görebiliyoruz. İş hayatının giderek artan temposu nedeniyle birçok e-mail trafiği de çok artıyor. Bilgisayarda işlerimiz artıyor. Evet. İşte Excel, Word gibi ofis uygulamaları kullanıyoruz. Hatta yetişemiyoruz bazen. Devamlı bu şeyleri kullanmak, işte iş saati dışlarına kadar taşıyacak şekilde. Bunlar bu teknostres dediğimiz bir hastalığa yol açıyor. Bunun için işte WhatsApp, bütün Twitter, Facebook gibi sosyal medya mecralarını kullanayım ve hepsine cevap vereyim duygusuyla beraber bu ciddi bir psikolojik probleme yol açabiliyor. Bu yüzden bunu kontrollü yapmayı öneriyorlar ve kendine de zaman ayırma, dışarıda da bir hayatın olduğunu unutmamayı tavsiye etmiş. Bu çok doğru, bu çok doğru. O kadar doğru ki hepimiz bunu farklı şekillerde yaşıyoruz. Mesela dündü zannediyorum, nefis bir hava, vapura bindim, çayımı söyledim. Bir baktım ki yolculuğun yarısından fazlasında telefonumdaki bir takım yazıları ya da işte gazete sayfalarını okuyorum. Ya bir kaldır kafanı, bir etrafa bak kardeşim, İstanbul'da böyle güzel günü ne zaman bulursun? Çık bir güvertede dolaş, değil mi? Evet. Şekilde. Hatta bazen ileri gidiyoruz. Bu şimdi WhatsApp dediğimiz uygulamayı hepimiz kullanıyoruz hemen hemen dinleyicilerimize. Yani normal telefon açıp telefonla halledebileceğimiz veya yüz yüze buluşabileceğimiz şeyleri bile WhatsApp'tan, insanlar eşiyle, dostuyla bile, yakın arkadaşlarıyla bile buradan konuşuyor. Ve bu bir alışkanlık yapıyor ve sonra insani ilişkiler zedelenebiliyor. Bunu kesinlikle kontrol yapmak lazım. Kesinlikle. Yani, bakın burada bir parantez açmak istiyorum. Bu benim belli ölçüde uzmanlık alanıma giriyor. İletişim tekniği derslerinde bunu çok ciddi işliyoruz biz. Çünkü iletişimin birçok boyutu var. Yan yana gelen kelimeler sadece %10'un altında kalıyor. %7. Biz bütün bu yazışmalarımızda %7 ile dostlarımıza, sevdiklerimize derdimizi anlatmaya çalışıyoruz. Sadece özel hayatta değil, iş hayatında da böyle. Dolayısıyla yazdıklarımızın karşı tarafın beyni tarafından ne şekilde seslendirileceğini bilemiyoruz. Sürekli başımıza gelen bir hadise bu. Biz çok doğallıkla bir şeyler yazıyoruz ama karşımızdaki onu çok kötü de algılayabiliyor. Çok saldırgan da algılayabiliyor tabii. Yetersiz kalıyor değil mi? Elbette. Dolayısıyla da çok tehlikeli bir şey bu iletişim olarak. Evet, yani bazen çok pratik olabiliyor gerçekten. Hani fotoğraf paylaşma, lokasyon paylaşma gibi. Kısa bilgileri toplantıdayken alma gibi ama bunu abartmamak kesinlikle gerekiyor. Dengelemek gerekiyor. Yani bu konuda psikolojik problemler
oluşabiliyor, dikkat etmek lazım insani ilişkiler anlamında. Mesela iş yerlerinde de diyor, yani müşteriyle yazışıyordum, her şey gayet iyi gidiyordu. Ama ne olduysa siparişten bir şekilde vazgeçti. Peki hiç ara ara telefon görüşmeleri yaptın mı? En azından sesinin sıcaklığıyla bir şeyler anlatmaya çalıştın mı? Yo, detaylı olunca daha iyi oluyor. Kabul. Yani yazılan şey uçmaz, bir yerde kalır ama çok ciddi böyle bir yan etkisi de var. Bugün bir şey yaşadık, çok ilginç. Belki yani güzel bir örnek olur. Yok, bir organizasyonumuz vardı 10 ile 12 arasında. Hı hı. O organizasyon içinde plaket yaptırdık bir reklamcı abimize. Evet. Reklamcı abimiz plaketleri biraz geç getirdi. Telefon açmak yerine WhatsApp'tan yazıp bana plaketleri sahnenin arkasına koyduğunu iletti. Ben tabii WhatsApp'ı açmayınca göremedim ve plaketleri vermemiz gereken kişilere veremedik. Buyurun. Ve mahcubiyet yaşadık. Ya. Yani reklamcı arkadaşımız bile bir firma söylenme değil. Ya. Bunu kullanıyor, bunu telefon açıp söyleyeceğine ben ondan haber bekliyorum. Yani, Değil mi? Böyle bir şey yaşadık. Hani herkesin hayatında bu tip şeyler var. Hı-hı. Dikkatli olmak lazım. Aşırıya kaçmamak lazım. Diğer mecralar gibi televizyon, radyo da için geçerli. Aynen, evet. Aynen öyle. Yine ülkemizden güzel bir haber var. Belki bu konuda dünyaya öncü olabileceğiniz bir şey. Boğaziçi Üniversitesi'nden yardımcı doçent Doktor Mahmut Ekşioğlu, bu haber bayağı dün ve önceki gün medyadaydı. T ve Q klavyeden sonra E klavye ile alakalı bir çalışma yapıyor. Allah Allah. Evet, yani bizim hepimizin kullandığı Q klavye, bazılarımızın kullandığı F klavye yerine daha ergonomik, parmakların daha iyi ulaşabileceği, insan doğasına daha uygun bir çalışma yaptığını duyurdu ve çalışmanın yakında tamamlanacağını, hatta bazı görseller de web sitelerinde görülebilir. Böyle bir çalışma yaptı ve duyurdu. Biz de buradan dinleyicilerimize duyurmuş olalım. Evet. F klavye geliyor, hem de Türk patentli olacak. Çok güzel. Aslında F klavyede biraz daha yaygınlaşabilirdik. Ben bunu hep kendi kendime sorgulamışımdır. Yani bu kadar yerli yabancı bilgisayar üreticisi var ve Türkiye çok önemli bir pazar. Hala dolaştığım zaman sadece klavye olarak arandığında F klavye talebi az da olsa var. Biz eski kuşaklarda. Evet. Neden böyle bir klavye çıkarılmaz? Hala merak konusu. Giderek de çünkü F klavyenin çok daha hızlı olduğunu söyleyen araştırma sonuçları var. Belki bu bir milli strateji olabilir, değil mi? Yani değil mi? Milli Eğitim Bakanlığı vesaire gibi kurumlar bu konuda çalışma yapar ve bunu zorunlu hale getirebilir veya öncelikli hale getirebilir. Evet. Evet, buradan iletmiş olalım. Evet. Yine ülkemizden bir haber var, güzel bir haber. Biliyorsunuz her şeyin elektronik hali çıkıyor. Şirketler için de fatura, defter, arşiv gibi hep fiziki olarak kestiğiniz, makbul kestiğiniz şeylerin elektronik hali şu an gündemde. E-defter konumuz. Bununla alakalı bir açıklama yapıldı. Ülke ekonomisine 2 milyar TL katkı sağlanmış bugüne kadar. Ve 2019 e-devlet stratejisinde 100 bin şirketin e-fatura ve e-defter kullanması öngörülüyor. Şu an 20 bin şirket kullanıyor. Zorunlu hale getirilmiş durumda. Bunun ilk bir etap 50 bine, sonra 100 bine çıkarılması planlanıyor. Buradan hani şirket sahiplerine, ister kişisel olsun, ister limited anonim şirket olsun, e-fatura ve e-defter konusunda büyük gelişmeler var. Bir konferans haberi verelim, bir panel haberi. CNR Kitap Fuarı başlıyor biliyorsunuz. 28 Şubat, 27 Şubat, 8 Mart arasında. Evet. Havalimanına yakın CNR Kongre Merkezi'nde kitap severlerle buluşacak. Orada elektronik kitap, elektronik gazete, elektronik dergisine meraklı olan kişiler için, bu konuları merak edenler için dijital yayıncılık semineri verilecek. 28 Şubat Cumartesi saat 4 ile 5 arası. Türkiye'nin önde gelen e-kitap satan firmalarından birinin genel müdürü olacak ve bendeniz olacak. Ben de bu konularda çalışıyorum. Çok İlgi güzel. Duyanlar konferansa ücretsiz katılabilirler. Birçok yerden de otobüsler kalkıyor, Taksim'den vesaire. Gene bir çizgi karakter haberi var. Yeni bir çizgi karakter, Dijitalat isimli bir karakter oluşturuldu. Bunun oluşturulmasında bizim de katkımız var. YouTube'dan bunun videoları izlenebilir. Karakter şöyle bir karakter. Teknoloji kültürümüze ironik ve eleştirel bakışlar sunuyor. Böyle aşırı dijital bir karakter. İsmi ne dediniz? Dijitalat. Dijitalat. Evet, Dijitalat. Çok güzel. Böyle bir karakter. YouTube'dan bakılabilir tüm videoları. Orada Twitter, Facebook adresleri var. O maceraları oradan izlenebilir.
Moskova'yla da bağlantılı. Çok aşırı, ailesini bile ihmal eden, eşini çocuğunu ihmal eden bir karakter. Hı-hı. Keyifle izlenebilir, dersler çıkarılabilir. Her hafta yaptığımız gibi vaktimiz varsa buyurun. Bir sosyal medya mecrasını hani bu bağlantıda anlatıyoruz. Hı-hı. Belki kullananlar veya yeni kullanacaklar için evet. Ufak da olsa bilgi vermek istiyoruz. Bu hafta LinkedIn'i seçmek istedik. LinkedIn'i anlatmak istedik. LinkedIn.com diye bir site var. Evet, evet. İnsan kaynakları sitesi. Evet, İnsanlar buraya CV'lerini, yaptıkları çalışmaları, projelerini yüklüyorlar ve o projelerde çalışan veya o kişiye, o profile ihtiyacı olan şirketler arasında bir network, bir ağ kuruluyor. Bu hı-hı. iş ağı diye nitelendiriliyor. Kullanmayan ki arkadaşlar varsa, üniversite mezunu özellikle bu ağı tavsiye ediyorum. Çünkü hı-hı. bu ücretsiz bir ağ ve Türkiye'de de çok kullanılıyor. Yaklaşık 2 milyon kadar kullanıcısı var. Oraya CV'sini yüklüyor. Yani hangi projelerde çalışmış, hangi üniversiteyi bitirmiş veya hangi akademik kariyer içinde veya hı-hı. hiç akademik kariyer de olmayabilir. Bambaşka bir projede çalışabilir. Hı-hı. İş hayatıyla alakalı. Bütün geçmişini oraya yazıyor ve insanlar orada bir ağ vasıtasıyla birbirlerini buluyorlar. Yani aratıyorsunuz mesela radyoculuk, spikerlik yazıyoruz. TRT Radyo'da çalışan uzman bir kişi oradaysa onu buluyoruz. Hı-hı, İhtiyacımız varsa onunla ortak proje paylaşımı, bilgi paylaşımı yapıyoruz veya ticari olarak çalışıyoruz. Bu çok hı-hı. faydalı bir ağ. Burada olmakta fayda olduğunu düşünüyoruz. Her şey ücretsiz. Hı-hı, ve hı-hı. Dünyada şu an 200'den fazla ülkede 200 milyondan fazla üyeye sahip. Hı-hı. Sadece Türkiye lokasyonunu düşünmeyin. Eğer İngilizce de olursanız size yurt dışından da arayıp e-mail atıp şu projemiz var destek olur musunuz? Ciddi buradan para kazananlar da var. Çok güzel. Faydalı bir ağ diye hı-hı. düşünüyoruz. Herkese tavsiye ederiz. Kullananlar da zaten bunu biliyorlar. Evet. Bu haftanın haberleri bunlar. İyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin diyoruz efendim. Sağ olun. Haftaya görüşmek üzere.